konuşalım biraz seninle. Baba şu an iyi değil. Ben de aşık oldum. Anlıyorum seni. Aşık oldun evet ama annem hala yanında. Oğlum annen senin de yanında. Ne alakası var? Ayrılmaktan bahsediyorum. Terk etti beni. Neden? Bu ilişkinin heyecanı heyecanı yokmuş. Gelirim. Senin annemden başka bir sevgilin olmamıştı hani. Ulan bu daha kötü değil mi? Sevgilinin olmaması normal işte ulan. Kafa kel, göbek o biçim. Öyle deme. Benim gençken saçlarım buradaydı. Tamam işte oraya döküldükleri için oradalardı zaten. Keldin yani. Yoksa nereden bunu ektirecektik? Ya baba bana kızmayın ama biraz yalnız kalmak istiyorum. Sana kız mı yok oğlum? Ne demek kız mı yok ya? Ben onu seviyorum diyorum. Oğlum kız mı yok diyorum işte. Kızmıyorum anlamında. Şivem kaydı. Baba. Lan ne diyeyim o zaman çağır mum ışığında yemek yiyin konuşun. Mum ışığı mı çocuğum? Mum ışığında daha az görmüşsün oğlum. Kız senin tipini sevmiyor bence. Benim karanlık fobim var bilmiyor musun baba? Vallahi mi lan? Baba aç ışığı! Korktun mu? Sakın yapma onu baba! Baba! Korkmadın mı? Oğlum o kadar mı çirkinim lan? Alo? Yanımda. Erkan seni istiyor. Alo? Ne? Ne oldu lan? Banu kaza yapmış. Ne? Hastanede miymiş? Neredeymiş? Sormadım. Oğlum sorsana. Nasıl? Nerede şu an? Ne? Ne oldu lan? Hastaneye zor yetişmişler. Durumu nasılmış? Ne? Ne oldu oğlum? Kolu kopmuş. Yaşayacak mıymış peki? Yaşayacak mı peki? Ne olmuş yine? Duymadım, elimden kaydı bu sefer. Bir dakika. Oğlum senin de telefon düştü, kusura bakma ya. Kızlar önemli mi oğlum? Sen konuş. Öldü mü lan kız? Hey! Ses gelmiyor. Allah Allah, neden acaba? Niye acaba? Çekmiyor herhalde. Neyse ya, ses gelmiyor. Yani ararlar sonra, sen at telefonu kanka bana. Tüh, tutamadım ya. John, aç şu telefonu, o herifler yine geldi. Evimin önündeler, arka bahçeden çıktım, uyan çabuk! Hey, lanet olsun, bırakın beni! John, yakalandım. Beni bir depoya getirdiler. Adresini sordular. Başka bir arkadaşımın adresini verdim. Çabuk uyan! Aç şu lanet telefonu! John, karını getirdiler. Elleri kelepçeli. Hayda, oğlum senin karının verdiğim adreste ne işi vardı lan? Öğrenci ev orası. 28 tane erkek kalıyor. 1+1 daire. Yalnız oğlum, bu herifler çıkarken kelepçe götürmediler ki. Neyse, senin altının kendi kelepçeleri herhalde. Niye takmış ki acaba? İşte bu herif silahını düşürdü John! Hayda, eğil de al silahı falan diyor senin hatuna. Neyse herif fıtık herhalde. Of, şamar attı karın herif eğilirken. Ama suratına vurmadı merak etme. İyi adam lan aslında. Oğlum senin hatun vurmayın hamileyim falan diyor. Sen kısır değil miydin oğlum? Neyse yalan konuşuyor herhalde vurmasınlar diye. Ultrason görüntülerini çıkardı oğlum, kadın bayağı hamile. Şu an telefon flaşıyla bakıyorlar. Dedeciğim nasılsın? Bak sana kimi getirdim, yemek yapacak sana. Merhaba. 106 yaşında, hiç göstermiyor. Gösteremiyor kızım, yaşlılıktan işte. Ay, kıyamam, çok tatlı. Konuşamıyor ki. Pırt yaptı dedeciğim. Kızım herifin kaşından aşağısı felç. Ne pırtı, saçmalama, altına sıçtı herif. Ay, yazık. Oyuncağın mı var senin? Ha, ne oyuncağı, aslı bile Joe. Ha, ne? Yastık savaşı mı oynamak istiyorsun sen? Çok severim yastık savaşını. Dedeciğim kızı, dedeciğim seni. Lan ne yapıyorsun ben şunu manyak? Yastığa koymaya çalışıyor başını, salak mısın sen? Şşş, uyudum. Dede? Baba. Çok iyi adamdı. Yalnız aşkım dedeni alkışlıyorum bu yaşta, house party. Yani çok eğlenceli adamdı evet. Ben çok acıktım ama ya, bir şeyler var mı? Mutfağa git yavrum, vardır bir şeyler. Aşkım yemekler ücretli mi? Yok yok, biletini göster, ilk helva ücretsiz. Neredeydin bu saate kadar? İş yemeğindeydim. Kötü niyetli bir adam değilim biliyorsun. Saat gece 4 ulan, sahura mı kaldınız? Kızım niyetli değilim diyorum işte, uzatma. Yine o Özlem denen kadınlaydın değil mi? Kızım o kadın çok yağlı bir kere. Ben diyetteyim biliyorsun. Ölsün artık şunu. Sevmiyorum herifi ya. Ulan hıyar. Ben ölürsem dizi biter. Bana mı diyorsun lan? Senden başka hıyar mı var orada? Ahmet tamam, bulaşma. Sen sus kadın. Sus be. Görüşlerinize kesinlikle saygı duyarak, onu da başta da söyledim. Ya Azim siz... sen de baydın ya. Şaka mı bu abi? Sikerim belanı ha yavşak. Ne oluyor lan? Ne oldu, bizim diziye döndün yine? Ahmet önce bana cevap ver. Kızım oruç ağzımla küfrettin mi bana? Hani niyetli değildin sen? Lan kapan! Bomba aktifleştirildi. Ne oluyor lan? Sus artık be! Lan madem sinirleneceksin, alarmı niye kuruyorsun orospu çocuğu?
Canım hoş geldin, nasılsın? İyiyim. Çok yaşa. Oha, nasıl bildin? Başın sağ olsun bu arada. Ne? Dayın öldü. Oha evet, 5 yıl önce ölmüşsün. Nereden bildin ya? O değil, diğer dayın, Rasim dayın az önce öldü. Ne? Bir kısmetin var, bir davetli tanışacaksın ve ölene kadar birlikte olacaksınız. Güzel bir aşk geliyor galiba. Ciddi misin? Evet ama çocuk seneye ölüyor zaten, çok da bir anlamı yok gibi. Babanın adı Kadri mi? Oha evet. İki tırın arasında kalıyor baban. Ne? Ölüyor mu? Yok, tır almak istiyor. Bir iki tane tır beğeniyor ama hangisini alacağına karar veremiyor. Ha. Ölüyor tabii lan salak! Sağlığına dikkat etmediğini görüyorum. Evet, akciğer kanseri olmuşsun çünkü. Aa, bu ne ya? Gidiyorum ben. Allah kahretsin. İşimi karardı. Şunu al. Sana lazım olacak. Bu ne? Pamuk. Gerçi dön arkanı bir. Bu sana yetmez. Sen bunu al. Tamam mı? Al, kapıdan çıkınca lazım olacak çünkü. Baba! Ahmet! Ahmet'im! Bunu sana kim yaptı? Haydan adamlar yaptı. Ben o kızı seviyorum. Baba! Babanın ağzını atış. Baba, bunu sana kim yaptı? Haydar. Niye? Oğlum kız hamileymiş. Hangi kız? Haydar'ın kızı. 5 yıldır evli baba o kız, normal. Seni kim dövdü oğlum? Haydar'ın adamı. Niye dövdü? Haydar'ın adamının kızıyla takılıyorum diye. Seni Haydar dövdürmedi mi? Yoo. Benim Haydar'ın kızıyla alakam yok baba. Ulan kız hamile deyince ben de senden sandım pezenek. Baba dinlemedin ki. Bir kere Haydar'ın adamı niye bu kadar kızdı kendi kızıyla birlikte olmana? Kız hamile baba. Ha o zaman güzel ya. Allah belanı versin lan senin. Boşun baba. Haydar'ın damadıdır, kim olacak? Kanka kumanda nerede ya? Kumandaya versene. Pardon kanka ya, buradaymış kumanda. Nasıl? Ne nasıl lan? Daha erken asaydın kumandayı. Bu ne acele oğlum? Benim aslında aklımda kumanda falan yoktu. Sen bildiğin aklıma getirdin kumandayı. Daha istememiştim çünkü, anladın mı? Hani sen sanki kumandayı öylesine fırlatmışsın da hani ben sen fırlatmışken ayıp olmasın diye kumandayı istemişim gibi çünkü. Öyle attın bana kumandayı. Bu kadar erken atılmaz çünkü. Ulan belki dilim sürçtü. Belki başka bir şey isteyecektim. Nereden biliyorsun? Bekledim isteyeyim lan. Ne bizim kalplerimiz mi bir? Daha niye kumanda daha gönlümden geçerken atıyorsun kumandayı? Bekledim isteyeyim lan. Ulan kurban olduğum Rabbim bile içimizi bilmesine rağmen ondan istiyoruz. Dua ediyoruz ki versin. Lan sen kimsin de istemeden veriyorsun kumandayı piç! Ulan benim bu kumandayı yakalamam için zamanda yolculuk falan yapmam lazım ya. Öyle bir teknolojiye sahip olsam kumandayı niye isteyeyim? Gözümle mezümle açarım ben zaten televizyonu. Seni niye yorayım lan? Allah Allah ya! Biri nerede bunun ya? Erhan! Efendim dedi. Televizyonu açıver. Ah! Erhan! Oğlum şunu al bakayım, bunu da yeni aldım. Bundan bir ses geldi. Neymiş bak bakalım. Dedi telefon bu. Biri aramıştır işte. Bunu mu yaptın lan ben onu? Çok soğuk oldu. Bana içeriden kazağımı getir hadi. Aha. Dede sen otursa kapıyı mı açtın az önce? Yo, bu robotun kumandasıymış ha. Kapın iki nerede? Robot mu? Olur, kapın iki bendeydi. Sen otuşta robotu mu çağırdın az önce? Yok lan, duydum da getirdim. Salak lan bu. Madem duydun, kazağı da getirseydin o zaman. Nasıl yaptın lan onu? Onu yapman için beni göt etmen lazım ama önce. Al moruk kazağım. Sana çok önemli bir şey söylemem lazım Arif. Kötü bir şey mi oldu? Dün seni aradıktan sonra evden çıktım. Bir dakika, dur falan. Tam sonra ararım. Çok özür diliyorum. Devam et. Ne oldu? Evden çıktım. Sema aradı. Ah, MSN'den mesaj geldi. Bir dakika kanka. MSN mi? Dinliyorum şimdi. Neyse. Sema aradı. Arif dün silahla... Aha. Fax geldi kardeşim. Pardon bir dakika. Fax mı geldi? Bir şirketten fax bekliyordum da. Dinliyorum. Yok ya, önemli değil. Yani sen Arif de silah çekmiş kafasına... Sema... Aha. Haber güvercinin gelmiş. Bir dakika. Güvercin mi? Şimdi anlat, dinliyorum. Böldüm, özür diliyorum. Yok ya, önemli değil. İşte Arif silah çekmiş falan. Kim acaba bu saatte? Ne bileyim, elçi geldi herhalde haber getirmek için. İran'a elçi göndermiştim, o geldi herhalde. Peki ben geliyorum. Ya kusura bakma, yine lafını böldüm. Devam etsene, ne oldu? Anlatsana oğlum. Anlatıyorum işte. Nasıl? Ulan güvercinle mektuplaştığına göre Duman'la da haberleşiyorsundur diye düşündüm. Keyfinden mi yaktın ben sigarayı? Hangi çağda yaşıyorsun a**ım ya?
Vay bebeğim, odan güzelmiş. Bebeğim sen yat, ben geliyorum. Aşkım neredesin? Uyuyacağım artık. Sayın yolcumuz, kalkış öncesi evimizdeki bazı teknik konulara dikkat çekmek istiyoruz. Emniyet ile ilgili bilgileri içeren emniyet kartlarını yastığın altında bulabilirsiniz. Herhangi bir yanlış hareketinizde sağda ve solda olmak üzere iki tane çıkış kapısı bulunmaktadır. Ha, illa kızın yanında yatacağım diyorsanız, bir acil durum söz konusuysa üstünüzden inecek olan yüzüğü gösterildiği gibi kızın parmağına takınız. Kemerleriniz gösterildiği gibi takılır ve çıkartılır. Ama can güvenliğiniz için çıkarmamanız özellikle rica olunur. Bu şartları ve sorumluluğu kabul etmiyorsanız kabin görevlisine durumu bildirip sikti olup içerideki koltukta yatabilirsiniz. Baba? Baba mı? Ha neyi bozdu lan? Üzerinizde metal eşya var mı beyefendi? Abi ben onu hep unuttum ya. Eve girmesi normal aşkım. Demek kızımın hayatını kurtaran delikanlı sensin ha? Evet efendim. İlginç. Bu kurtardığın 75. fabrikatör kızıymış, doğru mu? Galiba. Hak ettiğin para burada ama önce sana bir soru soracağım. Kızınla çarpanı tanıyor musun? Yo. Baba. Baba Allah kahretsin. Çete misiniz lan siz? Çarpıp çarpıp babalarından para mı alıyorsunuz? Benim ilk başlarda ambulans çağırıyormuşsun, doğru mu? Evet. Sonralarda nasıl piştiysen artık direkt olay yerinde tedavi etmeye başlamışsın hastalığı. Yani az çok öğrendik doktorluğu, evet. Bir ara 3 yıl ara vermişsiniz. Niye? Geçmesizlik işte. Ben çarptım kızı, bu hıyar kurtaramadı. Kız ölünce ben de 3 yıl yattım hapiste. Ameliyat ne kadar? Biz de 350'ye yaparız. Bak bir tane daha kızım var. Bakarsın ona da çarparsınız, yine size geliriz. E nereden bileceğiz bir tane daha kızınız olduğunu? Merve kızım! Efendim babacığım? Zamanında trafik kazası ge... Buna bayağı hızlı çarpmıştık biz. Bulamadık sonra bunu. Sürünerek mi geldi eve? Yok, direkt eve uçtum ben. Hiç sürünmedim. Baba. Efendim oğlum. Benim annem nerede? Neden yanımızda değil? Annem uzun bir yolculuğa çıktı. Baba. Efendim oğlum. Otobüs bileti alsa 4 günde gelirdi. Ha yürüme gitti oğlum. Seneye döner. Baba. Efendim oğlum. Ne yapıyor bunlar? Yaptıkları şeyin adı ne? Ha oğlum adam kadının dişini söküyor. Doktor o doktor, bakma sen, tamam mı? O değil, adını soruyorum. French kiss miydi? Alt dudağı fena kaplı çünkü az önce. Ha? Allah Allah. Bekle oğlum. İyi günler polis. Alttaki kırmızı araç sizin. Evet neden? Benimle merkeze kadar gelir misiniz? Neden? Üste çıkan kavga için geldim de. Karakola kadar at beni dönersin. Yürüyerek geldim ben. Tamam anahtarı alayım gelinden bir saniye. Ne oldu bu, niye gelmiş polis? Oğlum polis amcanın arabası yokmuş. Onu karakola kadar götürüp geleceğim. Ha s**tir lan, yalana bak. Öldürdün değil mi annemi, doğru söyle. Oğlum buna ben olsam ben de s**tir inanmazdım, haklısın. Gel. Baba ne yapıyorsun? İyi oğlum. Ya arabayı alabilir miyim baba, acil işim var. Hayırdır? Hayırdır. Ya bir insan tek kelimeyle hem soru sorup hem de olumsuz cevap verebilir mi ya? Ne oldu yine? Ya baba Ebru ayrılık mesajı attı, acilen gidip görmem lazım onu. Niye ayrılmak istiyormuş? Hep aynı şeyleri yapmaktan usanmış. Hem arabada gaz yok. Ya ben fazla fazla atarım gazı, merak etme. Fazla gaz aşık usandırır. La ilahe illallah. Baba ne diyorsun ya? O ne lan? Şivem kaydı ya. Fazla laz da aşık usandırır ama. Hep böyle Karadeniz şivesiyle mi sinirleniyorsun kıza? Ya baba kızma da, çok anlayışsızsın ha. Sana kızmıyor oğlum, sinirlenme. Ya ne demek kızmıyor? Ebru'yu seviyorum diyorum, anlasana. Oğlum, kızmıyor diyorum işte, kızmıyorum anlamında. Benim şive de kayıyor bazen. Ya sen hep demez miydin sevdiğinin peşinden git diye? Tamam git demişim zaten. Arabayla git diye ayrıntı vermemişim. Ne oluyor? Ne bu gürültü? Senin bu oğlanın aklı 5 karış havada. Ne yaparsak yapalım büyümüyor faydasız ya. Doğru. Bazen ne yaparsak yapalım büyümüyor faydasız. Bana 1 karış da yeterdi be. Ağlama aslan babam, dert etme açarım babam. Ne yapıyorsun? Serkan'ın partisi var, ona gideceğim. Ya gelsene Serkan sen. Hep parti yapsan olur Allah aşkına, sen parti görmemişsin. Oğlum daha Serkan'ı tanımıyorsun, bu nasıl bok atmaktır ya? Sen bildiğin HYN olmuşsun ha. HYN ne? Bok atma hastalığı. Ha, öyle hastalık ismi mi olur? Kesin gidiyoruz abi, gel bildiğin bir yer var gel. Bakın hatırlayın, kendinizi psikometrik bir şekilde değerlendirdiğinizde HYN bir hastalık değil, bir bağımlılık olarak ortaya çıkar. Aramızda yeniler görüyorum ama öncesinde bir haftadır yanımızda olan Berk'in gelişimini sizinle paylaşmak isterim. Evet Berk, bugün nasılsın bakalım? Merhaba, ben bir bağımlıyım. 8 yıldır HYN'yim. Gömleğin nasıl Berk? Yarrak gibi. Güzel gömlek. İyi iyi güzel, gelişme var. Geçen hafta sorduğumda gömleğin üretenin anasına küfretmişti çünkü. Yine güzel yani, güzel. Bu tedavi çok saçma yalnız. Neden? Benim bu kadar alkışa götüm kalkar. Daha çok bok atarım ben. Lan hadi be. Gömleğin de bok gibi bu arada. Bence de.
Ya kanka bir tane kot pantolon buldum da bende kredi kartı yok. Seninkinden alalım, ben sana yarın nakit veririm, olur mu? Güvenilir misin? Herhalde oğlum, manyak mısın? Kart numaranı versene kanka. Bir dakika. 49-48. Aha. 14-82. Kanka sana bir tane mesaj gelecek şimdi. Oradaki şifreyi bana söylesene. 28-52. Kanka kredi kartı sahibinin kız arkadaşının numarası diyor. Ne alakası var lan? Oğlum ver, ne olacak, manyak mısın ya? 0-542-328. Tamamdır. Oğlum ne alakası var ya? Resimdeki sanatçı Tuğba Ekinci. Tuğba Ekinci? O nasıl site lan? Sana bir mail gelmesi lazım kanka şimdi. Kız arkadaşın elimizde, sevgilini ve pantolonu istiyorsan 200 lirayla meydanda ol. Aynen, kargo geç geliyor ya, fidyeciyi işaretledim. Senin kızın numaraydı, ondan istediler galiba. He, o zaman tamam ya, süper. Biri arayacak kanka şimdi seni. Kredi kartı bilgileriniz ele geçirilmiştir diyor. Heh, süper. Şimdi kapı çalması lazım. Aynen, haciz geldi herhalde. Aynen kanka, televizyonla koltukları verelim, ben sana nakit vereceğim diyorum. Ha, mesaj da geldi bu arada. Diğer pantolonlar da indirimde, sakın kaçırmayın mı yazıyor. Yok, pantolonlarınızı indirin, böyle rahat sikemiyoruz yazıyor. Alo annem, ne haber, ne yapıyorsun? Oğluşum, nasılsın? İyi annem, para isteyecektim. Dur bak, dur, kimi veriyorum sana, kim var burada? Ver bakalım. Oğlum ne haber, okul nasıl gidiyor? Babacım iyiyim valla, ne olsun, biraz parayı sıkıştım da. Dur bak, kimi veriyorum sana, kim var burada? Canım ne haber? Salih amcandan, eski mahalleden. Sen beni tanımazsın, ben seni tanıyorum. Tanıyamadım, babamı verir misin? Veririm, vermesine de babanı da tanımıyorum. Dur tanıdık birini vereyim, bak kim var burada. Ya kimi veriyorsun, dur konuşalım. Merhaba Cihan Bey, ben müşteri hizmetlerinden Serkan. Size nasıl yardımcı olabilirim acaba? Annemle görüşmek istiyorum da ben. Annenizin dahili numarasını biliyorsanız tuşlayın. Bilmiyorsanız dur bak, kim veriyorum, kim var? Ha ne oluyor? Göktürk Bey nasılsınız efendim? İyi Kenan Bey, siz nasılsınız? Eksik olmayın efendim, ben de iyiyim çok şükür. Ya ne oluyor, anneme bağlayın lan! Yarım asırdır annesini görmeyen bir evlat. Hülya Hanım, annenle görüşemiyorum ben, en son size kadar aktardılar. Peki niye hiç annenleri aramadın yavrum bu kadar süre içinde? Ağır küfredeceğim bak şimdi. Küfrün hepsi çok çirkindir. Kimseye küfretmeyeceğiz. Allah kimse razı olsun hocam, iyi Ramazanlar. Emre gel bak oğlum, sana ne göstereceğim, gel. Bak annenle daha evlenmeden önceki hallerimiz. Evet. Yuh, annem ne kadar kiloluymuş. Yok lan, hamile annem burada. Bak bu da düğün fotoğrafımız. Hemen evlenmek zorunda kaldık. Deden arkamdan silah doğrultmuş hatta. Ey. Aynen, diğer elinde de bıçak var. Bak bu da hastane, sen doğuyorsun. İlk kucağıma ben alıyorum seni. Bu ne? He, burada elimden düşürüyorum seni. Bıcık bıcıksın ya. Kafanda sıkanıyor bak. Annen çok sinirlenmiş. Baba ne diyorsun sen ya? Yüzüm niye görünmüyor? Ya, boynunun üstüne düşüyorsun ya, kafan ters dönüyor. Ey. Baba ne diyorsun ya? Annenle tartışmaktan seni yerde unutmuşuz. Her yer kan. Ey. Ne lan bu, şaka mı? Bak annen hala çocuğumu verin diye bağırıyor, kendini kesmeye çalışıyor. Ey. Bu kim? Bak onu tanımıyoruz ya, biz annenle kavga ederken seni alıp yerine başka bebek koyuyor. Ey. Baba ne diyorsun sen ya? Olsun oğlum, yenisini koymuşlar işte. Telefon mu lan bu, düşünce yenisini veriyorlar. Üvey misin lan sen bildiğin? Bak burada annen sinirden kaçıyor, serumun iğnesini gırtlağıma sokuyor. Ey gidi. İzi hala durur şurada bak. Kanı bile kurumamış. Ey gidi. Ne günlerdi ya. Baba ne yapıyorsun? Hayırdır, annen nereye kayboldu? Nereden duydun bunu? Mail kayboldu annen. Onu arıyorum ben de. Nasıl kayboldu ya? Evdeydi. Niye bırakıyorsun kadını? Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet, bıraktım anneni. Çünkü onu aldatıyorum. Niye suçlu annenmiş gibi gitti o zaman? Nereden duydun bunu? Neyi? Suçlu annenmiş gibi oldu zaten. Ben bayağı üste çıkmaya çalıştım çünkü, yüzsüz gibi. Üzgünüm. Allah Allah, telefona bakarken az önce mutluydun. Gülmüyor muydun sen ya? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Değildim zaten. Snapchat filtresi deniyordum, ağzını aç yazıyordu, onu açtım. Bilmiyordum yani. Ya çıldıracağım, nasıl giden karım değilmiş gibi burada oturabiliyorsun Allah aşkına ya? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet, karım değil zaten, amcamın kızı. Soy isim benzerliği ondan. Evlilik falan yok yani. Ben hiçbir şey anlamıyorum, normal değil bunlar. Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet, normal değil. Bizim çocuğumuz olsan akraba evliliğidir, zeka geriliğidir, anlayamaman normal derdim ama. Ha bir de üveyim yani. Nereden duydun? Tahmin ettim buna koyayım. Gerçi bir zahmet, onu da kendin anla değil mi bakayım, doğru. Hoş geldin, ne haber? Sana bir şey söyleyeceğim de sakin ol, tamam mı? Ne oldu? Elif'i başkasıyla gördüm. Ne diyorsun lan? Kanka bak, seni tanıyorum, sakın bulaşma, güçlü kal. O herifin ağzına sıçarım, niye güçlü kalıyormuş? Ha tamam işte, onun için güçlü kalıyorum. Herif hayvan gibi, bayağı güçlü muhtemelen, döversin. Oğlum kısacık zamanda bu kadar kolay mı lan? Kolay kanka işte, görüyorsun. Herif öküz gibi. Bir tane olsa bayılırsın. Salak, onu demiyorum. Baksana kızı mutlu demek ki, atlatmış. Ben ne kadar zamanda öyle olacağım kim bilir? Kanka hemen olmaz. Herif bayağıdır çalışıyor belli ki. Beslenme de önemli biliyorsun. Lan mal mısın oğlum sen? Ondan bahsetmiyorum. Nasıl bu kadar çabuk unutabiliyor diyorum. Nasıl? Belki unutkanlık vardır kızda. Günahın var. Oğlum unutkanlık var diye sevgili unutulur mu? Hafıza kaybı mı lan bu? Oğlum sakin ol. Bir gün kafasına dank eder bakarsın. Kafasına dank edince hafızası yerine girip beni mi hatırlayacak? Yeşilçam filmi mi bağımına koyayım? Kanka siktir et. Sen daha iyiliğine layıksın ya. Elif ne olacak peki oğlum? O da daha irilerine layık demek ki. Herif öküz gibi. Ay başlayacağım herifine, öküz gibi öküz gibi. Defol git şuradan ya. Bak bu sinirle bana da bağırıyorsun, pişman olursun. Ne oldu? Sen de mi gideceksin? Yok canım, nereye gideceğim bu saatte? Otobüs mü kaldı? O zaman çıkarın, trene bin. O herifle bakar dön. Öküz değil mi sonuçta? Ben taksiyle gideyim kardeşim.
Ya baba, annem aradı da bu çamaşır makinesi arıza yapmış. Yenisini alalım mı diye soruyor, ne diyeyim? Ben yaparım onu. Sen daha WhatsApp'a giremiyorsun, nasıl yapacaksın onu ya? 3 tane okul bitirdim ben, yaparım. Doğru. İlkokul, ortaokul, lise 3 okul oluyor, doğru. Annene söyle, yalandan WhatsApp yapmasın. Baba, buyurun. Ya benim telefon arıza yapmaya başladı baba, ses sorunu falan var, bunu ne yapacağız? iPhone. Kronik hataları olabiliyor. 150 liraya yaparım. İsim neydi? Cihan. Haftaya salı gel al. Ha bir de annem diyor ki, geçen hafta ürettiğin sesli duyarlı duşakabin anneme asılmaya başlamış. Annem diyor ki söküp yenisini alalım mı diyor. Yok bir de çekip vuralım duşakabini. Namusumuzu temizleyelim. Onu ben size kolaylık olsun diye yaptım. Hala masraf peşindesiniz ya. Rasim Bey, tamirden mucitliğe giden bu yolda bilim adamı olarak sırrınız nedir acaba? Azim ve karar. Bozuk galiba. Açık bir de pilini öfleseydin, bozuk aleti masaya vuran bilim adamı mı olur amına? Gidelim beyler. Nereye lan? Amına koyayım, ne yapayım? Bilim adamıyım diye mikrofonu mu açayım sonra birerle ya?